mi hocam? Efendim, hocanın güzel konuşmasından, Emre hocanın güzel konuşmasından sonra bilmiyorum benim konuşmama ne kadar tahammül edeceksiniz. Şunu ifade edeyim. Bir ülkeyi ileriye taşıyan o ülkenin aydınlarıdır. O ülkenin aydınları ellerindeki meşaleyle toplumu aydınlatırlar. Ama aydınların bu tarihsel sorumluluğu yanında ciddi zorlukları da vardır. Çünkü aydınlanmaya karşı olanlar önce o ülkenin aydınlarını yok etmek isterler. O nedenle Merdan Yanardağ içeride. O nedenle milletvekili içeride. O nedenle aydınlarla beraber geçmişte bu ülkenin aydınlığı için mücadele edenler de içeride. Gazeteciler içeride. Avukatlar içeride. 80 yaşını aşkın generaller içeride. Dolayısıyla hep beraber mücadeleyi sürdüreceğiz. Mücadelenin koç başlığını bu ülkenin aydınları ve bu ülkenin gençleri, bu ülkenin kadınları yapacak. Siyaset kurumunun da burada ciddi sorumluluğu var ve yükümlülükleri var. Ama hiç unutulmaması gereken temel bir kural var. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmadığımız sürece bize bir gelecek ufku yoktur. Geleceği yakalamanın yolu da dirençle çalışmaktır. Bütün baskılara direnmektir. Bütün baskıları yok etmektir. Ve ülkenin aydınlığa çıkması için beraber ve birlikte mücadele etmektir. Zor bir süreçten geçtiğimizi biliyorum. Dışarıdaymışız gibi görünmekle beraber aslında hepimiz yarı açık bir cezaevindeyiz. Yazarların bile rahatlıkla yazamadığı, resimlerin bile, karikatürlerin bile rahat çizilemediği bir ortamda. Yarı açık cezaevinde olmak da kapalı cezaevinde olmak arasında çok büyük bir farklılık yok. Ama bu ülkenin aydınları, bu ülkenin siyasetçileri karanlığa karşı mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve ellerindeki meşaleyle toplumu, zihinlerimizi, düşüncelerimizi aydınlatırlar. Aydınların böyle bir sorumluluğu var. Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ. Dolayısıyla Merdan Yanardağ'a buradan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Hiç kimse bizi yıldıramaz. İnandığımız yolda ve inandığımız davada azimli ve kararlı yürürsek, bir daha ifade edeyim, inandığımız yolda ve davada azimli ve kararlı yürürsek, birlikteliğimizi bozmazsak ve birlikteliğimiz, birlikte olduğumuz çemberi büyütürsek Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız. Düşünce özgürlüğüne tahammül edemeyenler, radyolara, televizyonlara, gazetelere, yani medyaya baskı yapanlar aslında dünyanın en büyük korkaklarıdır. Çünkü korkak olmasalar düşünce ışığından korkmazlar. O nedenle baskı yapacaklardır ama baskılara karşı direneceğiz. Baskılara karşı daha güçlü olacağız. Umutsuzluk, şunu da ifade edeyim. Umutsuzluğu zihninde taşıyan insanların bir gelecek hayali yoktur. Umutsuzluğu yenmek her aydının ve bu ülkede yaşayan ve özgürlük isteyen herkesin temel hedefi olmak zorundadır. Bizler mücadelemizi ve meşalemizi büyüttüğümüz sürece göreceksiniz. Bütün zorlukları hep birlikte yeneceğiz. Feriştahları gelse bize bir adım, bir geri adım attırmayacaklardır. Bu konuda kararlıyız ve kararlı gücümüzü de sizden, yani halktan alıyoruz. Anayasa der ki, basın hürdür, sansür edilemez. Bu kadar açık. Basın hürdür, sansür edilemez. Ama bu ülkede basının, radyoların, televizyonların özgürce yayın yaptığını kim söyleyebilir? Var olan kurumlar bir anlamda infaz kurumları olarak görevlerini yapıyorlar. Yargı, yargı olmaktan çıkmış. Bu konuda bugüne kadar tanık olmadığımız pek çok yolsuzluklara yargıçların ve savcıların nasıl dahil olduğunu görüyoruz. Hak arayanların nasıl mağdur edildiğini görüyoruz. Eşi ve iki çocuğu öldürülen bir annenin adalet arayışına hep beraber tanık oluyoruz.
Bizler, yani bu ülkenin aydınları ve siyasetçileri asla geri adım atmayacağız. Böyle bir amacımız, böyle bir düşüncemiz asla ve asla olmayacaktır. Bedel mi ödemek? O bedeli ödemeye her zaman hazırız. Her zaman hazır olacağız. Bedel mi? Bedeli de ödeyeceğiz. Yeter ki bu ülkenin insanları geleceğe güvenle bakabilsinler. Bütün hedefimiz bu. Bu çerçevede bakacağız değerli arkadaşlarım. Eğer siz af yetkinizi insani nedenlerle değil de ideolojik nedenlerle kullanırsanız, birilerini affederken aynı pozisyondan daha ağır koşullarda hapishanelerde yatan insanları eğer affetmiyorsanız, siz bu ülkeyi tarafsız yönetmiyorsunuz demektir. Var olan iktidarı, cümlemi şöyle bitireyim. Var olan iktidarın, yani saray iktidarının ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bir daha ifade edeyim. Saray hükümetinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bu meşruiyetsizliğe karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Cumhuriyet